Sevgili seyirciler, iyi geceler diliyoruz ve gündem ötesine başlıyoruz. Yapay zekayı konuşacağız bu gece. Hem yapay zekayı biz doğru mu anlıyoruz, yanlış mı anlıyoruz? Şimdi hepimizin gözünde aslında akıllı bir robot canlanıyor. Böyle sanki her söyleneni yapacak, işte bardak getir, su getir götür, o Jetgiller'deki gibi. Ama gün gelecek acaba o robot, bu Pelin de çok konuştu, ona iki tane tokat atsam mı diyecek mi? Yani bu bir tehdit mi yoksa hayatımızda kolaylıklar mı oluşturacak? Sonra sağlık alanında, savaşlarda belki, ekonomimizde mesela meslek olarak yerimizi alabilir mi? Bir gün bir yapay zeka, bir robot çıkıp da bu programı sunabilir mi? Ben işsiz kalabilir miyim? Bunların hepsini tabii merak ediyoruz. Sizlerden de birçok tweet gelmeye başladı bile. Konuklarımıza sizin sorularınızı, yorumlarınızı yönelteceğim. Profesör Doktor Emre Alkin bizlerle birlikte, Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı. Hocamız aslında bize her alandan, çünkü ilgi alanına giriyor ve Çin'den de yeni döndüğü için tam da bu meselelerle ilgili, üstelik yapay zeka bir kaleciye, bir robota gol de atmış. Şimdilik. Şimdilik. Olmayacak işi başarmış. Ve Timur Sırt, Sabah Gazetesi teknoloji ve girişimcilik yazarı. O da ayağının tozuyla geldi ve son gelişmeleri de aslında hem mesleği icabı hem merakı icabı biliyor, bize anlatacak. Şimdi bu gece buraya yazıyorum etiketini kullanıyoruz. Bu etikete bak buraya yazıyorum şu şu olacak gibi de yazabilirsiniz. Sorularınızı da yazabilirsiniz. Konuya ilişkin yorumlarınızı da yazabilirsiniz. Birkaç tanesini okuyayım. Sonra hemen konumuza girelim. Tabii. Şimdi mesela Gülseren Gümüş diyor ki, buraya yazıyorum. Kendi ürettiğimiz yapay zekalardan neden bu kadar korkuyoruz? Fişini çekeriz, olur biter değil mi iş? Öyle mi acaba? Soracağız. Buraya yazıyorum. Yapay zeka Kuzey Kore'den daha mı tehlikeli? Bilmiyorum Ertan Atalay. Cevap vereceğiz. Devam edelim. Yapay zeka sanayi devrimini mi getiriyor aslında bir anlamda diye sormuş Fatma Şahin. Soralım. Her şeyin yapay olduğu bir dünyada yeterince tükeniyoruz. Aman zekaya dokunmasınlar, kimin ne olduğunu bilelim. Buraya yazıyorum Seda Hanım. İnşallah biliriz de artık hiçbir şey bilmiyorum. İpler elimizde değil sanki. Ondan sonra bir de kendi favorilerimi aldığımdan birkaç tanesini okuyayım. Bahadır Bakkaloğlu sormuş. Ben de soracağım mutlaka. Yapay zekaların kendi aralarında bir dil geliştirdikleri, o şekilde iletişim kurdukları söyleniyor, doğru mu diye sormuş. Birazdan yöneltelim bu soruyu da. Evet, en çok merak edilenlerden biri Büşra Kaynar diyor. Bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz yapay zeka robotlar gerçekten dünyaya hükmedebilir mi? İnsanlar bu fikre mi alıştırılıyor? Şimdi yapay zeka deyince ne anlayalım? Önce bir herhalde bunu ortaya koymak lazım. Yapay zeka nedir? Şimdi üstad işin teknoloji tarafı, ben son kullanıcı tarafında yani duruyorum. Siz tabii hem son kullanıcıya da hükmediyorsunuz ama benim için şöyle bir şey, yapay zeka normalde şu an insana hayatını kolaylaştırıcı, teknikten çok insana daha fazla insani dokunuşlar için yer açan bir durumda bugün itibariyle. Yani şöyle diyeyim, mesela neyle övünüyor mali müşavirler? Efendim, Türk Ticaret Kanunu'nun 54. maddesinin B bendinde bir şey diyor ki, ya şimdi bunu söylemek marifetti. Yani çocuğa da ezberlesen ezberden okur ama bugünlerde, yani bugün demeyeyim, bugüne kadar birçok meslek aslında normalde herhangi bir bilgisayarın çok rahatlıkla saniyeler içinde yapacağı bir şeyle öne çıktı. Yani bir şeyi ezberden bilmekle veya da bir muhasebe hesabını oradan oraya nasıl koydur diye bilmekle öne çıktı. Aslında bunlar insanı insan yapan unsurlardı. Yani o ezberi zaten herkes biliyor. Yapay zeka, benim bugüne kadar gördüğüm yapay zeka en azından insanı daha fazla insancı düşünmeye, daha fazla insancı dokunmaya sevk edecek kolaylıkları sağlayan bir durumda. Şimdi tabii üstad buradan alacak, geleceğe doğru taşıyacak. Şöyle söyleyeyim. Yapay zeka aslında insanın kendisinin yapamayacağı kadar karmaşık analizler gerektiren bir şeyleri makinelerin yapmasını sağlamaya çalışmak. Yani mesela örnekler verelim hemen. Hava durumunun bilgisi konusunda çok ciddi bir şekilde tahminlere ihtiyacımız var. Eğer bu bilgilere sahip olmazsak her işimiz aksar. Uçuşlar bir kere ortadan kalkar. Hava şirketleri, hava yolu şirketlerinin birçoğu iflas eder. Çünkü birçok bu hava tahminlerine göre rotalar çiziliyor. Yakıt harcaması, bütün her şeyi aslında bu hava tahminleri üzerinden yürütüyor. Gelecekte bu nasıl olacak derseniz, her şeyi doğru tahmin etmek üzere insanların aslında. Özellikle sigorta şirketleri. Mesela siz bir yol seçeceksiniz. Seçtiğiniz yola göre sigorta priminiz artabilir. Doğru.
diyeceksiniz ki sen ya riskli da, bir yerden gidiyorsun der. Hı-hı. Bir anda sigorta primi artar. Doğru. Yani bunun kötü ve iyi senaryoları var tabii ki. Ben iyi senaryolarla giden tarafta neler olduğunu konuşulmasında daha az prim yapmasına rağmen bunları konuşmayı tercih ederim. Çünkü gerçekten bu tarafta müthiş fırsatlar var. Yani insanın sağlığına ilişkin de fırsatlar var. Evet tabii tehditler de var. Hollywood zaten bunu çok seviyor. Evet. İşlemeyi. Çünkü çok satıyor. Ben karanlık tarafı üstüme alıyorum. Ve insanlar... Darth Vader değil mi? O tarafı alıyorum. Şimdi bu iyi ve kötü tarafta, kötü tarafı satmak gerçekten çok albenisi yüksek. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Ama bir de mi? Anlam veremiyorlar ya insanlar madem yani. Karanlık taraf dedik yani tabii ki yani karanlık taraf kötülüğü falan temsil eder ama yani şöyle de bir gerçek vardır. Tüm dünyada karanlık yükseliyor. Hani tabii ki iyi taraflar harika. Hani sağlık alanında ilerlemeler kaydedilsin, insanın hayatını kolaylaştırsın, işte kısa da hangi yoldan gidilecekse, işte hava durumu nasıl ona göre kendimizi ayarlayalım vesaire birçok alanda ama yani şimdi şu da var yani sürekli bizlerle ilgili bir takım bilgiler depolanıyor, sürekli bize dair insanla yani bu işte yapay zeka bize dair veri topluyor ve ben gerçekten hani bilim kurgu filmlerinde de var ama şundan gerçekten korkuyorum ya seyircimiz de sormuş ya bunlar kendi aralarında hakikaten bir dil geliştirdi değil mi? Ya dil geliştirmesi falan çok acayip. Düşünsenize böyle ben bir şeyler yüklemeye çalışıyorum, oraya iş yapmaya çalışıyorum. Onlar kendi aralarında konuşuyorlar. Şimdi Pelin bugün... bahsedilen şey korkulacak bir şey değil. Bunun ismi Internet of Things. Yani nesnede internet. Ya bunlar zaten birbiriyle görüp konuşmasa, üstadın dediği gibi yani uçağı havaya kaldırmak değil mi? Evet. Uçurmak mümkün olmaz. İşte benim buradan Twitter'a, Instagram'a, işte Facebook'a girmem mümkün olmaz. Bu aletler birbirini görüyor ve konuşuyor diye oluyor. Şimdi yalnız şöyle diyeyim. Yaratıcı kim burada? İnsanoğlu. Yani yaratıcının bir kere verdiği ivmeyle, çekirdekle başlıyor şey. Mesela soru sorayım. Siz hiç dedikoducu papağan duydunuz mu? Veya adamın arkasından konuşan aslan. Ondan sonra dalaverici tilki falan. Yok öyle bir şey ya. Hepsi bunları insana mahsus bir şey. Dolayısıyla yaratıcının dediğin gibi kendi beyninin içerisinde ne varsa ya da tecrübeden ne varsa siz onu bilgisayara yüklerseniz fevkalade dalaverici dedikoducu robot değil mi? Ondan sonra efendim namussuz efendim robot veya hırsız robot daha sayabilirim bir sürü özellik yaratabilirsiniz yani bundan. O yüzden ama ya da akıllı telefon diyoruz yani mesela. Akıllı telefon mu yani. Acaba ya yetenekli telefon mu? Evet. Bizim kullanıcı kadar akıllı. Artık headset'e çevirdiler zaten. Şimdi ama artık yapay zekayla evet sizin davranışlarınızı öğrenerek gelişen robotlar. Telefonlar da öyle. Son 15 yıldaki gelişimine bakarsanız aslında. Şimdi kullandığımız amaçla 15 yıl önce kullandığımız amaç bambaşkaydı. Yani bundan geri duramıyoruz ama bununla ilgili bir şeylerin farkında olmamız lazım. Bir bedava kullandığımız her şeyin aslında bizle ilgili dataları toplamak için kullanıldığını ve bu dataların en önemlisi çok doğru tahminler yaparak ticari modeller kadar eğer kötü tahminlerde bulunabilecek bulunursak eğer siyasi ya da ticari uygulamaların tabii. Dışında askeri uygulamalar için de farklı şekilde mutlaka. Kullanılabilir. Yani yüz tanımanın getirdiği belli avantajlar var. Biz diyoruz ki insanlar diyor ki yüz tanıma ya da parmak iziyle ben rahatlıkla artık şifre hatırlamak zorunda kalmadan birçok şeyi yapabilirim diyorum. Ama bunun getirdiği riskler de var. Her şey aslında algıyla ilgili. İnsanlar daha çok anlamlandıramadığı birçok şeyi bilmediği birçok şeyi den korktukları için aslında buna ne olduğunu bilmiyorlar. Bu da insanın içindeki bir şey. Bir de yani ama bütün bu şeyler üstadın bahsettiği korkular, paranoyalar, güvensizlikler odur. Hani bir laf vardır ya beni bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir diye. Şimdi kendi gibi bir şey yaratırsa insanoğlu bununla korkmakta haklı. Çünkü insanoğlu hakikaten bu evrendeki en tahripkar yaratıklardan bir tanesi. Yani o belalı bir yaratık yani. Bir bilim kurgu hikayesi var. 1950'lerde yazıldığı için esprili dünya dışı uygarlıklar geliyor ve dünyada insanların tamamını yok etmeye çalışıyorlar. Birisi de soruyor ya bunu niye yapıyorsunuz? Yahu diyor biz sizi bir seyrettik diyor. Sizin çizgi filmleriniz bile birbirinizi yok etmeye yönelik. Meğerse bir uydunun içerisine hani bizimle ilgili kültürü anlasın diye Tom ve Jerry'nin çizgi filmini koymuşlar. Ve bunu seyreden uzaylılar dehşete düşmüşler. Ya bunların dedi en dedi basit şeyinde bile kavga. Gürültü, o onu patlatıyor, bu bunu öldürmeye çalışıyor, bilmem ne diyor, bunlar zararlı, böyle bunun tamamını evrenden silelim diye geliyorlar. Yani insanoğlu zararlı bir mahlukat. Normalinde iyi ama içinde karanlıklar var. O karanlıklar elbette
kendisi bu yapay zekanın aslında yaratıcısı olduğu için mutlaka bulaşacak. Peki şimdi bunu diyelim ki... Ya işin felsefesinde bu var yani. Tamam, doğru. Ben de diyorum ki tüm bu olan biteni, bu gelişmeleri mesela kötü niyetli kullanmak isteyen kişi misal kendine yapay zekadan bir ordu yaratamaz mı? Bence başladı bile zaten. Zaten kullanılan yani şu an var. Ordular var ama bunları kimin yönettiğine ve bu insanları niçin, nasıl eğittiğinize bağlı. Gene sonuçta aslında hocamın da söylediği gibi her şeyin sonunda insan var. Teknoloji değil, odağında insan var. Kesinlikle. Şimdi teknolojiyi aslında biz bu dönemde daha yeni keşfetmeye başladık. Çünkü artık insana göre yapılmaya başladı. Daha önce mühendislere göreydi. Yani siz farenin kullanımı 1960'larda geliştirilen tamamen bir projenin prototipin devamı niteliğindeydi şimdiye kadar. Ama artık dokunmatik ekranlarla ve bu ekosistemde uygulama geliştiren insanlarla milyarlarca aslında uygulamaya dönüşmeye başladı. Bunların hepsiyle birlikte aslında yazılımlar 1 dolara satılabilen uygulamalarla birlikte insanların bütün hayatını değiştiren şeyler haline geldi. Şimdi bunlardan siz iyi olanı ve kötü olanı ayıklayabilirsiniz. Virüsleri de insanlar yazıyor. Evet. Ama insanların hayatını değiştirecek sağlıkla ilgili bilgileri depolayıp onu anlamlı verilerden kanseri daha erken teşhis kesinlikle edecek verilere de dönüştürebiliyorsunuz. Bunlar iyi taraflar. Evet. Bunlar güzel taraflar. Evet. Şimdi kötü taraf diye adlandıracak bir şey var. Bugün bizim ahlaki değerler, tabular değil mi? Kafamızdaki işte bazı sınırlamalar, işte namus, ırz da bilmem ne vesaire falan. Ne yüklenmişse bize, yani 20. yüzyıl paradigmalarıyla 21. yüzyılın sonuna doğru hiçbir anlamı kalmayacak desem, burada büyük ihtimalle bizi seyredenlerin yarısından fazlası aman yarabbim falan filan diye dehşete düşecek. Ne diyor hoca? Tabii. Ama öyle. Yani biz birçok şeye kafaya takıyoruz. Yani insanların yaşantı tarzı, etnisiteleri vesaireleri. Şimdi daha yeni bunlar ortaya çıkıyor. Ön yargılarla yaşıyoruz. Çünkü geçmiş tecrübelerimiz bizi şöyle kısıtlar yapıyor. Ya ben biliyorum bunu 50 defa gördüm. 51.si de aynısı olacak falan gibi kısıtlarımız var. Halbuki dünyada milyarlarca insan yaşıyor. Ve milyar çarpı milyar tecrübe var dünyada. Ben bile bazen geçmiş tecrübelerimden dolayı kendimi kısıtlıyorum ve insanları yargılıyorum. Ya kötü yargılamıyorum ama ya tamam diyorum bunun kabiliyeti bu kadar, bundan daha fazla olmaz. Ha bu iyi ama diyor. Neden? Çünkü bir önceki tecrübesinde çok iyiydi. Yapay zeka bunu yapmayacak. Çünkü yapay zeka probabiliteleri yani olasılıkların sonsuz sayıda olduğunu bildiği için belki bizden daha insani davranacak. Ve diyecek ki daha veya objektif davranacak. Bizim nasıl kılık kıyafet mesela. Zaten ön yargı yok. Mesela biz genellikle içeri. Kapıdan içeri girenin bir kılık kıyafetine bakarız. Normal insan reaksiyonu bu yani. Beynine hiç bakmıyoruz. Aa adam bu pantolonu giymişse tamam bunda bir yok. İşte kadıncağızın çantasının rengi hiç olmamış falan. Bizim bunlar tabularımız aslında kafada. Ya yapay zeka bunları yapmayacak ki. Ona ne ki? Yapay zeka bakacak. Yani doğru yapıyor mu yapmıyor mu? Zamanında yapıyor mu yapmıyor mu diye. Mesela 20 yıl sonra ben inanıyorum ki hiçbir toplantıda mali işler sorumlusu falan olmayacak. Çünkü gerek olmayacak. Yani bugün kanunlardaki muğlaklık sebebiyle çok revaçta olan bu meslek, yani işte muhasebe hesabını nereden nereye kaydırayım, efendim ben kanunu okudum, orada bu var diye övünülen şeylerin aslında anlamsız bir şey olduğunu. Bir yeminli ama mali... onu değerlendirmesi için de yine birisinin görevlen... Hiç gerek kalmayacak. Yeminli mali müşavirin yaptığı işin bundan 20 yıl sonra aslında çok önemli bir iş olmadığını, zaten adamların muğlak konuştuğunu, vergi dairelerine gittiğinizde yeminli mali müşavirlerin verdiği fikirlerin tam tersi vergi dairelerinde taban tabana zıt muameleler gördüğünü vesaire hepimiz bunları yaşıyoruz. Ya da sürücüler ya da gazeteciler. Bravo. Veya pilotlar. Niye pilota gerek var? Şimdi baktığınızda kaza sayısına ondan sonra uçak kazaları en düşük kazalar. Otomatik pilot da niye inmiyor demişti bir yolcu bana. Demişti ki otomatik pilot varken dedi o zaman niye pilotları kullanıyorlar dedi. Doğru. Mesela. Bu da bir istihdam. Ya da uçağı bile indirirken niye insansız araçlar hala daha yapılamıyor mesela. Ben kimse bana darılmasın bunları söyledi, üstada da darılmasın. Yani bundan 20 yıl sonra birçok iş yok. Bugün artık dünyada olmadığı için bir marka var söyleyebilirim. Yok yani dünyada. Kodak. Allah rahmet eylesin yani. Niye? Çünkü iş değişti. Nokia yok. Yani yok. Yani bunlar şu, yok bu markalar. Şu gün yıllar önce yok. Bunlar vardı yok ama şöyle bir şey. Ama elimizden yeni, düşmüyordu ama şöyle bir şey. Yeni meslekler olacak tabii ki. En önemli olan şu. Şimdi biz
Yaş ortalaması, hani sizi fena es geçelim, 40'ın üstünde diyelim şimdilik. 50'ye yakın. Siz hariç dedim. Yani 40'ın üstünde insanları için belli meslekler vardı. Ve o meslekleri edinmek çok önemliydi. Tabii. Ya mühendis olsun, bir doktor olsun, öğretmen olsun, şu olsun, olsun. Meslek tanımlarımız belliydi. Tam öneme top attınız. Şimdi, doktorluğa gireceğim biraz. Ya gazeteciler için dışında belli YouTube'da, Facebook'ta, farklı yerlerde müthiş kullanıcıları, insanları etkileyen insanlar çıktı. Şimdi bana yıllardır sorarlar, gazete ölecek mi diye. Hayır, can çekişiyor diyorum ben de. Diyorum ki, çünkü her şey aslında yaşadığımız dünyada farklı mecraları, farklı görevler sahip oluyor. Ya şöyle bir şey duydun mu üstad? Ya, uzay filminde Kaptan Kirk dönüyor Mr. Spock ve diyor ki, bir aç bakayım gazeteyi, bugün ne var falan diyor. Böyle yok öyle bir şey yani, evet. Anlatabildim mi? Ne kağıt var, ne bir şey var, gelecekte yok. Ama yani bunun ne zaman olacağını, hepsi birlikte yaşamaya devam ediyor mutlaka, bir süre. Mutlaka. Dönüştükten sonra ama farklı bir yerlere doğru gideceğini biliyoruz hep beraber. Fakat mesleklerin de değiştiğini, mesela data analisti diye bir meslek çok gündeme geliyor şu özellikle son 5 yılda. Ciddi işler yapmaya başladılar. Çünkü şirketlerin buna ihtiyacı oldu. Mesela benim 1998 yılında yapay zeka ile ilgili okuduğum bir düşünce dergisi Cogito'nun, Yapı Kredi Yayınları'nın bir kitabıydı. Şeydi, kalitelidir. Evet, 1998 yılında yapay zeka başlığıyla çıkmıştı. Yapay zeka başlığıyla bundan 19 yıl önceden bahsediyorum. 19 yıl önce bu başlığı atarken bunun sebebi 1997 yılında insanların dünyanın en ünlü satranç ustası o zaman Kasparov'du. Kasparov'a karşı Deep Blue satranç yarışmasını galip kazandı. İlk önce kazanamadı, sonra kazandı. Evet. Sonra kazandı. Tecrübeyi yükledi, kazandı. Aynen. Yani. Ve bundan sonra ciddi anlamda her yerde tartışılmaya başladı. Bilim ve Teknik Yapay Dergisi vardı, hatırlıyor musun? Evet. Ondan okuyorduk zaten o şey, meşhur şeyleri. Yani ve hangi kareye nereye hamle yapıyor vesaire. Sonunda çözdü Kasparov bilgisayar. Ve sonra baktık ki burada aslında sanatçılar, ben de İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki arkadaşım o zaman elektronik mühendisliğinde yapay zeka ile ilgili bir yüksek lisans dersi alıyordu. Ve artificial intelligence dediğimiz, yani yapay zeka ile bir yazılım geliştirmek ve onunla ilişkin acaba resimleri, eski bir resmi bulduk, onu gerçek orijinal haline nasıl dönüştürebiliriz diye. Bunu araştıran bir çalışma yapıyordu. Yani üniversiteler buna Türkiye'de bile 30 yıl önce başladılar. Başladı da. Daha da eski, bundan 50 yıl önceye dayanıyor Silikon Vadisi'nde ve Amerika'daki çalışmaları bunun. Bugün iş dünyası neden bunu bahsediyor? Çünkü artık hayatımıza girecek örnekleri var. Tabii, Endüstri 4.0 tabii dehşeti düşürüyor sanayi. Çünkü konvansiyonel sanayiler, yani eski tip sanayiler artık olmayacaklarını anladılar. Son direnişlerini yapıyorlar. Onu da istihdamın arkasına saklanarak yapıyorlar. Ama biz istihdam sağlıyoruz. Tamam, istihdam sağlıyorsun da kardeşim, yok sen. Yoksun yani, yok olduğunu bil. Bizde tabii şey karıştırılıyor. Üstad güzel bir yer. 1989 hatta 70'lerde yapay zeka, ya da şöyle diyeyim size, sanal gerçeklik. Yani bu virtual reality dediğim şeyler Türkiye'de konuşuluyor. Bunlarla ilgili doktora tezleri var, yüksek lisans tezleri var. Allah razı olsun o güzel üniversitelerden. Oradaki doktora tez jürisindekiler de bunları ciddiye almışlar ve doktor unvanı vermişler. Yani yoksa Türkiye'de bunları konuşmak da çok ilericilik. Ama şöyle baktığımızda gelecekte hakikaten bazı şeylerin yok olduğunu, olmayacağını bilmek lazım. Mesela sabahtan akşama gülüyorum. Özellikle internet sitelerinde. İşte göreceksiniz dolar düşecek. İki dakika sonra bir başka uzman diyor, göreceksiniz dolar artacak. Ya kardeşim hangisi? Düşecek mi, artacak mı? Şimdi 20-30 yıl sonra böyle yorumlar olmayacak zaten. Yani çünkü dünyanın tek paraya doğru geçişi konuşulacak dijital ortamda vesaire. Zaten 2030'da Mars'a seyahat var. Ne yapacak adamlar yani? Mars'a koloniler giderken içeride herhalde kağıt, dolar, molar falan herhalde değiştirmeyecekler değil mi? Evet. Bir dijital kripto para ortaya çıkacak. Şu an zaten var, ortada dolanıyor. Bunun üzerine Maliye Bakanımızın da konuşmalar yaptığını görüyorum. İlerici konuşmalar yaptığını görüyorum. Yani dünya bir yere doğru gidiyor. Şimdi o gittiği yerin aksine koşmak nasıl bir şey biliyor musunuz? Böyle bir yere doğru giden geminin içerisinde aksi istikamete göre koşmak. Ya yine geminin içindesin. Yani nereye koşarsan koş.
bundan kurtulamayacaksın. Peki şimdi şunu merak ediyorum. Siz böyle aslında evet bir gelişme gösteriyor, hem de hızlı şekilde ilerliyor. Doğru. Ve aslında bütün dünya gidiyor ve kimsenin de buna dur diyebilecek gücü yok gibi bir hal var. Yani, biz istiyoruz zaten. Anladım. Yani, ha, siz istiyorsunuz. İlmelendiriyoruz tam tersi. Evet. Yani. Mesela Hawking niye diyor yapay zeka insanoğlunun sonunu getirebilir diye? Dünyanın en büyük bilim insanlarından bir tanesi. Evet. Niye bunu söylüyor? Söyleyeyim. Sadece o söylemiyor. Yani sadece o söylemiyor ama doğru söylüyor. Doğru mesela. Olup olmadığı da meşhur bu sözün. Ama çünkü, niye böyle bir öngörüsü şimdi, var? Neden Hawking'in korkuyor? Hawking'in kara delikler üzerine attığı ilk teori. Ondan sonra biliyorsun çok önemli bir teori. Sonra dedi ki ben yanlış yapmışım diye geri çekti. Einstein'ın izafiyet teorisi üzerinde kütle olan herhangi bir şey ışık hızına gidememesi üzerinde. Bugün onun da yanlışlığı kanıtlandı. Yani diyorsunuz ki o da geri adım atacak, böyle düşünüyor. Belki ya hayatı yetmez. Sonuçta emri hak var, herkes gidip ölüyor. Hani sözleri baki kalıyor ama yani yapay zekanın nasıl diyeyim, ileriye doğru kötü şeyler getireceğini söylemek acayip basit bir şey. Ben de söylerim. Mesela yani. Buradan üstatla çıktığımızda yağmur yağacak. Normal zaten neredeyse kış başlayacak yani. Şimdi bununla ilgili önlemle ben onu konuşurum. Yani uyarısını eğer çeşitlendirerek şöyle diyorsa, şöyle yaparsanız daha iyi olur, böyle yaparsanız daha iyi olur diye dinlerim. Ama sadece şikayet, sadece olumsuz konuşmayı da pek dinleyemiyorum. Yani bu iyi bir bilim adamı olsa da, Nobel ödülü almış bir bilim adamı olsa da vesaire yani. Bir de söylediği her şey kötü değil aslında herkesin yani. ve buna yatırım yapan milyonlarca insan ve şirketler var. Hı-hı. Aslında bu tarafa yatırım yapmak zorunda olan. Çünkü rekabet içerisinde herkes rakibinden daha iyi tahmin etmek zorunda. Şu anda yapay zekanın en çok kullandığı şeylerden bir tanesi tahminlerde bulunmak. Tabii. Yani sizi yolda bırakacak ya da bir uçağın düşmesine sebep olacak ya da bir geminin arızalanmasını daha önceden tabii. görebilecek olasılık sistemlere ihtiyaçlarımız var. Bize. Olasılık geliştiriyor sürekli. Aynen. Yeni olasılıklar geliştiriyor. Ve bu olasılıkları öğrenmek için de çalışıyorsunuz. Ama bunu gerçekten tehdit olan kısımları da var. Her şeyde de var. Eğer siz algınız daha önce bıçakla yaralandıysanız bıçak sizin için tehdit aracıdır. Tamam. Ama bir aşçı için neredeyse bir kolunu elinin bir uzundur yani. Yani para kazandı enstrümandır yani. Yani o yüzden sizin bununla ilgili algınız çok önemli. Biz bunu yapay zekanın yazılım kendisi zaten soyut ve tamamen yani gözle görülmeyen bir şey üzerine konuştuğumuz için insanlar anlamlandıramadığı her şeyden daha çok korkmaya meyilliler ve bu korku da her yerde çok daha iyi prim yapıyor. Ha bu prim yapmış için söylendi demiyorum. Bunun içinde tehditlerin olduğunu kabul etmek lazım. Ama bu tehditleri olursa zaten etik bir değerler bütünü geliştirebilir insanlar kesinlikle. Zaten. Ve şu bu etik değerleri elde etmek için de çalışıyoruz. Nasıl? Dataları yani bizden elde edilen verilerle şirketler ne yapıyor? Bizim verilerimizi nasıl kullanıyor? Yani ben yeme içme alışkanlıklarımı bilirse bir şirket nerede diyaliz makinesi kurulabilecek, nerede neye ihtiyaç olabilecek onu kurulumu yapabilir. Ama bu verilerimden başka şeyler de elde edebilir. Bunun için devletin benim verilerimi korumak için bir takım çalışmaları var mı? Bu sadece dataları burada tutmak yetmiyor. Evet. Datanın nerede olduğu değil, nasıl koruduğunuz önemli. Şimdi hepimiz telefon kullanıyoruz, cep telefonu kullanıyoruz ve aslında hayatımızı evet çok kolaylaştırıyor ama söylediğiniz gibi bize dair çok fazla bilgiyi de aslında mesela biri benim cep telefonumu çalsa, şifremi de biliyor olsa benimle ilgili çok şey öğrenebilir burada. Doğru mu? Evet, çalmasına gerek yok ama. Hiç telefonu fiziki olarak almasına gerek yok. Uzaktan hallediyorlar. Mesela ne öğrenebilirler hepimizle ilgili telefonlarımızı? Ben çok eğlenirim böyle bir şey olsa. Çünkü benim gizli saklı bir şeyim yok. Yani ama canım yani eminim vardır hocam. En azından ailenle o an paylaşmak istemediğim bir şeyi, yani masumane bir şey bile çok ciddi değerli hale gelebilir. Ya ticari yani sır niteliğinde şeyler vesaire. Şimdi bakın aslında mecburi şeffaflaşmaya doğru gidiyoruz. Bu bir. İkincisi yani bu da kötü niyet. Yani cep telefonunuzu birisi niye çalar? Cep telefonunu satmak için çalıyorsa bu başka bir kötü niyetin işareti. Hayır, i̇çindeki bilgiler yani alalım ama yani. İçindeki bilgiler derken mesela en basiti hani dedik ya evet artık bir şifreyi aklımızda tutmak zorunda değiliz. Çünkü telefonu eline aldığında ve işte parmağını koy. Ya ben sonradan şunu düşündüm. Yahu benim parmak izimi niye yani neden benim parmak izimin bilgisi bunda olsun ki? Peki, ne saçma. Ben size şunu sorayım. Güzel aslında söylüyorsunuz. Bir bankacılık uygulamalarını yapıyor musunuz cep telefonunuzu? Bankacılık uygulamalarınızı yapıyorsunuz. Yani evet. Size peki bankacılık uygulamalarını yaparken
Aynı zamanda o uygulama bir ATM'nin yanına geldiğinizde size bir reklam gösteriyor mu? Şu anda para çekebilirsiniz, şu anda şunu yapabilirsiniz, şurada şunu satın alabilirsiniz diyor mu? Ne acıklı. Demek ki içinde biri var bunun. Bir Ya. gözü var birinin. Yani aslında şunu demek istiyoruz. Siz kullanmasanız da insanlar, yani biz şu anda şu dönemin kuşağıyız. Doğru. Karşılıklı ben kullanırken artık başka kimse görmüyor diye düşünen bir kuşak var. Hayır, onun içinde doğan bir kuşak var. Geçenlerde bir okul açılışında anlatmıştım. Bir öğrenciyi okulla konuşurken, sınıfta konuşurken öğretmeni yakalıyor. Bir arkadaşımın çocuğu. Ondan sonra diyor ki savunmanı ver. Savunmayı yazıyor. Savunmanın ilk kısmında çocuğun yazdığı ilk satırı devamını binary kodlarla yazıyor. Yani o 0-1 dediğimiz kodlama diliyle yazıyor. Bu kodlama dilini devamını da kağıdın diğer yüzüne yazıyor. Ve nasıl çözeceklerini de hocaya veriyor. Bunu 14 yaşında bir çocuk yapıyor. Daha sonra hoca da kendisine kötü bir söz söylendiğini düşünüp ailesine ulaşmaya çalışıyor, müdüreye ulaşıyorlar filan. Ve çocuğun daha sonra aslında ünlü bir yazarın sözünden alıntı yaptığını görüp ailesi de şaşırıyor. Hoca da utanıyor yaptığından. Aslında çocuk bir şeyler söylemeye çalışıyor çocuklar bize. Ve onlardan bir şeyler öğrenmek zorundayız. Tabii ki. Ben teknolojide de her gün onlardan bir şey öğrenebiliyorum. O girişimcilerden, 17 yaşında, 16 yaşında girişimcilerden çok şey öğrenebiliyorsunuz, yetenekler. Onlar kadar iyi bir oyunu oynayamam ben Çok artık güzel hiçbir zaman. açtınız konuyu. Üniversitelerde şöyle bir mücadele var. Efendim, final sınavları oluyor. Kitap, not, defter açık. Yaparım. Ben gerçekten öyle öyle yaparım. Ondan sonra, ama işte cep telefonlarını yasaklıyor. Ya nereye gidersin? Dedim, niye? Ama oradan işte bakıyor. Baksın. Ya biz zaten öğretmeye çalışıyoruz ya. Ezberletmeye çalışmıyoruz ki. Şimdi ben bir Evet. soru soruyorum. Benim genellikle sorduğum sorular böyle hayatla alakalı olur. Ama sene içerisinde anlattığım teori ve şekilleri de koyarsınız. Tam notu alır çıkarsınız. İşin güzelliği bu. Ama her üniversitede böyle. Ben meslektaşlarımla ara sıra işte YÖK toplantılarında falan da karşılaşıyorum. Ya bakıyorum, önemli bir kısmı hala ya işte ben diyor tablet, işte cep telefonu bilmem ne sokmuyor. Ya niye sokmuyorsun peki der. E diyor kopya çek. Ya neyin kopyasını çekecek? Sen de soruyu öyle bir sor ki kopya olmasın. Ezberi cevap Ezberi verebileceği bir cevap şeyse vermesin. Ya sen zaten hala ezberden mi öğretiyorsun diyorum. Mesela biz kendi üniversitemizde flip learning dediğimiz ters yüz eğitim, uzaktan eğitim vesaire ve öğrenen üniversite ismini koyduk. Yani sadece öğrenci öğrenmeyecek. Öğretim üyesi de öğrenecek. Bu yapay zeka olmadan nasıl olacak ben zaten? onu Yani birlikte öğrenme tabii diyorum hocam. bravo, birlikte öğrenme. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Doktorlarla da tartışıyorum. Bakın ne kadar demin açtığımız konu. Diyorum ki ya kardeşim, sizin diyorum neşter ya da lazer fark etmez. Herhangi bir aleti tutup hassas bir şekilde o işlemi yapmanız, sizin hafta içerisinde kaç seyahat yapmanız, dün gece eşinde ettiğin kavga, sabahleyin yataktan nasıl kalktın, ters mi kalktın, bilmem ne mi kalktın, mutlu musun, mutsuz musun, mesela buna mı bağlı olacak? Ya öyle şey olur mu? Ya öyle resmen yani. Yani senin moodun, fiziki kabiliyetin, elinde tuttuğun neşterin hassasiyetiyle, değil mi, birebir ilişkili. Ya da otobüse bindiğinizde bir otobüs şoförünün ya Aynı da şey. taksi sürücüsünün O o gün günkü ruh nasıl bir ruh hali. haliyle kalktı Tabii. ve sizi o gün bir kazayla yüz yüze gelmeyeceğinizi garantisi Şimdi kim verebilir? Ve bunu engellemek isteyen bir sigorta şirketi diyebilir ki Artificial ben intelligence şu kullanacaksın. puanların Yapay zeka. altında hiçbirinin sürücünün Tabii. kullanılmasını istemiyorum. Onun yerine robotlar Tabii, kullanılmasını tabii, zorunlu tabii. hale getirecekler. Çünkü Tabii. diyecekler ki sigorta primi artıyor. Eğer insan kullanırsan sigorta primi yüksek. Robot mu, sürücü mü diyecekler. Tabii. Ya da İleri. yanlış yazan muhabir. Ben eğer bir şeyleri yanlış ve doğru bir şekilde yazmıyorsam, doğru bir şekilde dile getirmiyorsam benden daha iyi analiz yapan robotlar çıkmaya Ama başlayacak. yani Mesleğin her şey, tanımın ama bir şey söyleyeyim, her şey çok soğuk, her yok şey yok çok yok yok mekanik, insan değil, değil, insandan değil. çok uzak. Mesleğin tanımına geçiyorum ben. Şimdi tıp mesleği Ha. iyi neşter kullanmak değil. Tıp mesleği lazeri öyle bir tuttum ki vallahi milimetrik atış yaptım, bir sonrakine bakarız demek değil. Tıp mesleği insanları hasta etmeme, hasta olurlarsa iyileştirme mesleği. Öyle mi? Ya yani öyle olması lazım. Şimdi
insan hasta olsun diye yapanlar yoktur. Öyle tahmin ediyorum. İnşallah hasta olur da bana gelir diyen hekim de hekimden saymam. Ama önemli olan bizim hekimlerimizin hocam, dünyadaki sağlık sektörünü tanımıyor. Dünyanın her hekimi tabii, ya ben onu anlıyorlar, mesajım alındı. Yani benim dediğim yapay zeka bir tıp mensubuna, diş hekimi, eczacı kendi alanını daha fazla geliştirme imkanı koyacak. Fiziki kabiliyetleri o günkü ruh durumuyla alakalı olarak hastaya bakmasını sağlamayacak. Tam tersi daha ileri tıbbı getirecek. Ama öbür türlü ya benim mesleğim sabahtan akşama ben ameliyat yaparım. Ondan sonra 10 tane sezeren, 2 tane bu değil işte tıp. O yüzden insanlara bu yapay zeka mesleklerinin gerçekte ne olduğunu da hatırlatacak. Evet doğru, işsiz kalan olacak. Nasıl? Ama yeni iş alanları da çıkacak. Yeni iş alanları yani olacak. Fırsatlar yani, da olacak her doğru, zaman olduğu doğru. gibi tehditler de olacak. Ya şimdi yani. Sorular geliyor işte. Efendim mesela Sayın Halit Aldıgeç iyi bir ondan sonra aynı zamanda harika bir yarışçı ama aynı zamanda bir sanayici. Sayın hocam diyor otonom otomobil kaza yaptığında iki ihtimal var ise yaşlı teyzeye mi yoksa toruna mı olacak mesela, bilgisayar buna nasıl karar verecek? Hani hep Karadeniz fıkraları vardır ya hani niye oğlum daldın hani Allah'ın adı uzun uzadıya anlatmayacağım. Bu güzel bir soru mesela, yani nasıl seçecek bunu? Bunların hepsinin programını kim yapıyor? Aslında insanlar yapıyor. Algoritma yükledikten sonra bilgisayar kendince çoğaltıyor bunları. Ben tekrar aynı şeye dönüyorum, işin çekirdeğine. İnsanın içi ne kadar karanlıksa onu ürettiği de o kadar karanlık olacak. Çok net. Dolayısıyla kendi çözümlemesi de öyle olacak. Ben diyorum ki her şeyin başı evrenin yaratılışında olduğu gibi ahlakla. Yani makineye ahlak yüklenir mi? Yüklenir. Sen ahlaklı olursan makine de ahlaklı olacak zaten. Ve bunu böyle çoğalttığın zaman hatta ileriye bir yapay yani. Zekanın aslında ırkçı bir söyleme sahip olduğunu konuşmuştuk içeride kuliste. Şöyle ırkçı söyleme doğru dönüşmesini sağlayan aslında hackerlar olduğundan söz ettik. Yani onu da yine insanlar manipüle ederek o robotun tam tersine tweet atarken ırkçı tweetler atmasını sağlayan yine insanlar. Işte yani. Bundan da eğleniyor insanlar. Dedi ki bak ben istediğim gibi yaptım. Hı-hı. Yani hackerların bir kısmı böyle. Şimdi yazılımcılar aslında zaten en kritik noktadakiler. Çünkü bu yapay zeka ile ilgili bütün gelişimi yapanlar yazılımcıların kendisi. Şimdi geri kalan meslekleri bir tarafa bırakalım. Yani tamam. Bizim mesleğimizi hepsini bir tarafa bırakalım. Aslında mantıksal olarak düz mantıkla bakarsan kendi kendilerini işsiz bırakacak olanlar yazılımcılar. Yani kendi kendine yazmaya başlayacak. Evet, kendi kendine yazılım programları yazmaya başlayan bir şeyden bahsediyoruz. Peki bu nasıl olacak? Yani mümkün mü? Benim mesela ev arkadaşım ikisi de elektronik mühendisiydi. Hı. Ve çalışırlarken sayfalarca kod yazmak zorundalardı. Teksir kağıtları artık böyle depolanırdı evde. Ve onlarla birlikte bir şey kod yazmaya çalışırlar. Bir ve şey satırlar. Ama yani, öyle başladı her şeyde. Aynen. Ve şimdi yani yıllar sonra yapay zeka ile bu işi yapmaya başlayan yazılımcılar ise onlara şöyle bakacaklar. Mısır piramidini yapan işçiler gibi bakacaklar aslında. Yani Mısır piramidini nasıl büyüdü diyoruz ya. O kadar ton şeyi nasıl kaldırıp koydular diyorsun ya. O gün nasıl şey, onlar da diyecek ki ya yapay zeka varken niye buna ihtiyaç duydular? Peki Aydın Demirel, o derece farkını aslında bir anda bu devrim bunu yok edecek. Peki şimdi Aydın Demirel isimli seyircimiz sormuş. Buraya yazıyorum. Bu dili Amerikalı yetkililer çözemediği için kapatmışlar. Yani kontrol edilemeyen bir yapay zekanın ne yapacağını kim bilir? Hani dedik ya iki robot işte kendi aralarında çözülemeyen bir dil geliştirmiş ve iletişime geçmişler. Çözemeyince de fişleri çekilmiş. Hikaye buydu değil mi? Niye güldünüz? Şöyle söyleyeyim. Şimdi demin de ilk başta bir izleyici demişti ya. Ya fişini çektiğim aletten mi korkacağım diye. Ne olacak ki demişti. Çok basit. Ben de şey söyleyeyim ama bir tane elektrik süpürge var otomatik. Pili bitmeye doğru şarj istasyonunda kendisi geri gidiyor. Şimdi bir süre sonra zaten şu anda kullandığımız pil teknolojileri yerinde saymayacak herhalde. Tamam. O zaman bu enerji tüketimi konusunda insanın fişe takmasına bağlı olan cihazların kendisinin pili bitmeye doğru kendi kendini şarj etme ihtiyaçları da olacak. Yani bugün yaptığımız evlerde çok uygun fiyata bile satılacak robotların kendisi kendini şarj istasyonuna götürebiliyorsa bir 50 yıl sonra ürettiklerimizden daha farklı şeyler beklenir. Ama beni
Anlıyorum. O kötü senaryolara doğru. Yok, hayır, ben de merak ediyorum. Bak, Ama seyircimiz de kötü merak ediyor. senaryoları. Yani kontrol edilemeyen bir yapay zeka ne yapabilir diyor. Ne yapabilir? Gerçekten ne yapabilir mesela? Yani bunlar ne kadar kendini daha Bir geliştirecek? senaryo mu yazalım? Mesela diyelim ki Ama size gerçekten inandırıcı bir şey şöyle tabii söyleyeyim. söyleyelim mesela hemen verileri manipüle ederek yapan bir gerçekte bir olay vardı. Bir şirket Volkswagen'in yaptığı şeyde manipülasyonla, ciddi manipülasyonla sensörlerle oynayarak Egzoz egzoz emisyonunda ciddi yaptığı manipülasyon yazılımcılar aslında yazılım mühendisleri yaptığı bir manipülasyonla yanlış ölçümler almasını sağladılar. Tamam. Tamam. Bu bir yapay zeka projesinde de çalışan mühendisler olabilirdi ve bunun için de yapmış olabilirlerdi. Bu neyi sağlar? Mesela hava durumu bilgisini yanlış geldiğini düşünün. Sel felaketi olan bir yerde günlük güneşlik diye bir haber oldu ve siz de oraya gidiyorsunuz ailecek. Onu düşünün. Yani en basit haliyle sizin planlarken bir şeyleri en başta yapacağınız hatalarla birçok şey olabilir. Yani birçok şeyi sensörlere bırakıyoruz. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Arabanızda mesela park sensörü vardır. Var. Park sensörü olmayan bir arabaya bindiniz. O sesi duymadınız. Sadece çarpma Küt. sesini duydunuz. Evet. Çünkü sizi alıştıracak artık kullandığınız her şey. Onlar olmadığı Ama zaman siz yok yine de bana zannedeceksiniz her yapay şeyi. zekanın bizi götürebileceği, hani tamam, evet, olası tehlikelerden bahsediyorsunuz ama ben de diyorum ki kontrol edilemeyen bir yapay zeka ne yapabilir diyorum. Ben oraya kadar gelmeden bir iki örnekle izleyicilerimizi rahatlatırım. Şimdi bakın, yapay zekanın olmadığı zamanlarda çimento bulundu. Evet. Çimentonun ömrü bilinmiyor. Bilmiyoruz. Çok net. Yapay zekanın olmadığı yerlerde köprüler yapıldı. Bazı fırtınalarda bu köprüler yıkıldı. Yani insan sadece ürettiği yapay zekayı değil, ürettiği diğer şeylerde de kontrolün dışında işlerle karşılaşılabiliyor. Bu çok net. O yüzden yani yapay zeka da insan eliyle şu an ortaya çıkmış olduğu için her türlü kontrolsüzlüğü açıktır. Buna da şaşıracak bir şey yok. Önemli olan bunlarla ilgili B planı yapıldı mı? Üstadın da dediği gibi bunu ortaya çıkaran kişinin beyninde ne var? Ve neler girdi bunun içerisine? Veya sağlık alanında mesela diyor ya Ha, tabii. Neşter, işte biz, evet, doktorun Evet. dün gece işte karısıyla mı kavga etti, gece uykusunu iyi aldı mı almadı mı bilmem ne, ama mesela Şeyde, yapay kocasıyla zeka. da kavga etmiş olabilir. Ayıp olmasın yani. Evet, Bir evet. de Hukuk Evet. nasıl etkilenecek oradan? Asıl Tabii önemli şimdi şu. hukuk da Suçlu etkilenecek de. kim olacak? Mesela diyelim insan sürücüsüz otomobillerde. Adı üstünde sürücüsüzse Tabii. suçlu yok mu acaba? Yazılımcısı. Haydi Yazılımcı mı bakalım. acaba? Ya da İşte o... mesela bunlar bozulduğu zaman, diyelim ki o Bakın. Neşter onun elinde, haydi yapay şey robot diye robot gözümüzde canlandırın Neşter'ini, ondan sonra bir bozuldu gitti. Şimdi en başta dediğim yere geldi. Bugüne kadar tabu olarak kabul ettiğimiz veya da given dediğimiz, yani data olarak aldığımız normların önemli kısmını yok olduğunu göreceğiz. Bakın ne diyor üstad? Kimi suçlayacağız burada diyor. Hukuk olarak kimi yargılamamız lazım? Eğer yazılımcıyı mı yargılayacağız? O sırada robotu yöneteni mi yargılayacağız? Yahut da üreticinin işte metalini mi, metal yorgunluğundan mı olmuş vesaire diye. O yüzden bunlar çok büyük tartışma, geniş tartışma konusu ama bir şeyi anladık şimdi. İşin felsefesinde bugün neyi kabul etmişsek, hukuk normu, ahlak normu, etik normu, sosyal normlar, bundan 30 yıl sonra komik duruma düştüğünü göreceğiz. Yani bu tartışmaların anlamı da kalmayacak. Evet. Bir de mahremiyet duygusu değişti. Aynen öyle. Artık Herkes herkesi çocuklarınızın görüyor. mahremiyet duygusuyla bizim mahremiyet duygumuz Tabii, farklı. bir de mesela mahremiyet deyince o aklıma geldi. Şöyle bir haber vardı. Amerika'nın Stanford Üniversitesi tarafından geliştirilen bir yapay zeka yazılımı, insanların fotoğraflarından yola çıkarak yaptığı analizle kişilerin eşcinsel olup olmadığını tespit edebiliyor. Algoritması varmış efendim. Yaptığı analizlerin %90'dan fazla işte başarı oranı varmış. Şimdi bilim insanları ve teknoloji dünyası bu yazılımların kötüye kullanımının önüne nasıl geçilebileceğini tartışıyor. Ya şimdi bu işin Tabii sonu işe yok. alacak mesela, bakıyor. İşte diyor En ki namuslu adamı seçiyorum şimdi fotoğrafına bakarak da Evet. gidebilirsiniz. Şu adam hırsızlık yapmaz. Bu acayip kabiliyetlidir. Bunu basketçi yapalım falan filan. Şimdi tabii bunlar işlerin laçka olduğu yerler ki her işte olduğu gibi bunda da olacak. Bir sürü saçma sapan yazılımlar çıkacak. Mesela Ama diyecek ki ben George Clooney ile el ele tutuşup İtalya'da dolaşmak istiyorum. Böyle bir program yazar mısın? Ya belki George Clooney istemiyor bunu. Ben seninle niye el ele tutuşuyorum diyor. Anlatabildim mi?
Çoğu Instagram'dan mesela Lenny Kravitz'i ben takip ediyorum. Lenny Kravitz birisine mesaj yollamış. Demiş ki lütfen benim bu fotoğraflarımı paylaşma, nereden bulduysan da yapma diye. Yani insanlar buna alet olmaktan hoşlanmayabilirler. Dolayısıyla bununla alakalı hukuk da ortaya çıkacak. Yani birisi bir yazılım yapacak. Sevdiğiniz artistlerle gezeceğim, eğleneceğim, her türlü haltı yiyeceğim diye. Adam istemeyebilir, kadın istemeyebilir. Ya beni niye alet ediyorsunuz buna diye. Ama bunları yaşayacağız. Yani haberiniz olsun yani. Bir de nasıl kullandıysan öyle her şey. Yani Twitter kötü bir şey mi? O kötü bir şey mi? Yani kötü kullandığımız ne? Herhangi şey. Evet. Sen kimi takip ediyorsan öyle oralar aslında. Yani sen nasıl oluşturuyorsan, hayatını nelerden kuruyorsan, senin tercihlerinden ibaret hale geliyor aslında bir noktada. Ve özellikle de mesela demin sorduğunuz soruya dönecek olursam, hani gerçekten biz burada iyi kötüden nasıl ayıracağız derken, insan kaynakları yazılımları artık bunları kullanmaya başlıyor. Başladı bile, pardon. Başlıyor değil, başladı bile. Şu an Türkiye'de de pek çok, birkaç tane girişimci insan kaynakları uygulamasında senin hal ve tavırlarından hangi işi yapmaya uygun olduğun konusunda bir takım öngörülerde bulunuyor. Evet. Senaryolar yazıyor, evet. Sen böylesin. Sen bu senaryoları göre çözülüyorsun diyor. Aynen. Halbuki değil. Ama deniyorlar işte üstünüzde. Ve yani. Ama işte burada herhalde yetenek böyle çok şey değerlendirme dışı kalacak. Yani çünkü hiç ummadığınız insanlar, ummadığınız şeyler falan çıkıyor ya. Hani bunlar bir yetenek zaman. Bunun neresinde? Bir tane seyircimiz demiş ki baba, buraya yazıyorum etiketiyle 9NB. Yapay zeka ve teknolojide sanki önce olduk da şimdi tehdit mi onu tartışıyoruz. Çok tatlısınız. Siz de çok tatlısınız. Birazdan da şunu konuşacağız. Bekleyiniz efendim. Putin demiş ki yapay zekanın lider ülkesi, dünyanın hakimi olacak diye. Kim ne yapıyor bunu konuşacağız. Ha, Eren Taşkın güzel bir soru sormuş. Buraya yazıyorum diye. Reklama mı gideceğiz? Ona göre gireceğim mevzuya ya da girmeyeceğim. Gideceğiz. Şunu okuyayım. Diyor ki yapay zeka mesela füzeleri fırlatabilir mi istem dışı? Yani birinin ona yazarsan öyle bir yazılım fırlatır tabii. Trump'ın gönderme odasını daha yüksek. Tabii. Yani. Hani Trump öyle bir yazılım yaparsa şöyle bir şey olursa yolla diye yolla. Niye şimdi yollarsın? Diyor ki bu konu aslında ülkelere hani az önce dediniz ya hukuk meselesi de olacak işte birisi gitti kadına uluslararası çarptı. Hukuk, tabii. Bak bu da diyor ki aa ne güzel diyor bu konu ülkelere özül bahanesi veya savaş bahanesi de olabilir. Ya ben yapmadım işte kendi fırlatmış falan gibi yapay zeka bir arıza oldu orada. Bir sürü yanlış olacak. Her zaman şu soruyu soruyorum. Yanlışlıkla şu tweet'i attım diye tabii, çok tabii. Uzaya da bravo. Uzaya adam gönderirken birçok insan öldü değil mi? Vazgeçti mi insanoğlu bundan? Vazgeçmedi. Vazgeçmedi. Bundan da vazgeçmedi. Son bir soru sorayım. Okuyayım daha doğrusu. Bu arada siz de bizlere yazın. Diyor ki Pelin Hanım Siri beni korkutuyor. Bir keresinde beni azarladı. Evet. Vallahi yapıyor evet ve çok garip cevaplar da veriyor. Yani kendimiz denedik Siri'yi acayip Siri'nin cümle. Siri'nin kalbine kırmasını. Evet. Tamam reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra buradayız. Hakikaten azarlıyoruz. Bol bol soru geliyor, tweet geliyor ama tabii. Şu bir gerçek ki. Hazır olmak lazım. Vallahi billahi yani bak buraya yazıyorum. Algı operasyonu buralardan hakikaten çok akıllıca yapılması da karşılık buluyor. Çünkü insanların gerçekten dizilerde ve gerçekten filmlerde seyrettiği şeylere inandıklarını ben de kendime de dahil ediyorum tabii ki görüyorum. Ay siz diyorsunuz ya işte ama bunlar iç içe yani bu senaryoları yazan insanlar da zeki insanlar ve öyle ya da böyle bir şekilde dünyanın nereye doğru gideceğini görüyorlar. Nasıl ki siyah beyazken her şey oradaki bilim kurgu filmlerinde hiç gazetenin falan olmaması gibi. Yani niye gazetenin ihtiyaç varken niye gazete kağıdı olsun, niye kağıt olsun? Evet. Hani o yüzden bunların hepsi bir. Mesela sorular geliyor bize işte diyorlar ki robot, vicdanı olan robot istiyor musunuz? Hani vicdanı olmayan mahluk diyor. Ben diyorum ki vicdansız insanı mı tercih edersin, vicdanı olmayan robotu mu diyorum mesela. Evet. Bu çok soran var. Mesela yani. Berkay Bey duyguları olabilir mi demiş. Yapay İstiyor zekalı. İstiyor mu Berkay Bey? Sorayım. Duyguları olan robot isteyen var mı? Bence var. Mesela birçok beraber olduğu ya da duygusalı kişi... taklit eden bir robot. Yani, mesela... yani onu sormuyor ama mesela taklit edeni sormuyor. Böyle kendi kendine hakikaten bir noktaya gelip de bu da işte duygusal bir şey gördüğünde... Bence ister insanoğlu. Yani mesela düşünemiyorsun boşanma oranlarının çok arttığı bir dünyanın içerisinde yaşıyoruz ve insanlar diyor ki benim diyor
düzgün oturup konuşacağım bir insana ihtiyaç var. İlla evlilik falan için söyleme, ileriye götürmeyeceğim işi. Ya ben arkadaşlarımla oturduğum zaman 3 dakika içerisinde kavga çıkıyor. Dolayısıyla ben artık hani benimle efendi gibi konuşan bir adam istiyorum diye adam robot satın almış. Ben ağlarken o da ağlasın diyecek. Beraber oturalım diyor, yemek yiyelim diyor. Sohbetimiz artsın. Adam da entelektüel. Ben konuşayım o dinlesin. Yükleyeyim diyor. Bana haklısın mesela, abi her seferinde. Benim okumaya vaktim olmayan kitabı bana anlatsın diyor mesela. Etrafımızda böyle insanlar tutuyoruz, niye robot tutmayalım? O zaman robotlarla evlilik de ileride bekleyelim. Ha? Ya olabilir. Zaten olabilir. Yani, niye olmasın? Var demeyin aşık, de var mı? Aşık olanlar var zaten. Sosyal medyada aşk aslında bir robota aşık olmak değil belki ama oradaki, şu anda cümleyi yani o cümleyi henüz kuramıyoruz ama aslında tanıştığımız insanlar sanal ortamda birbirini tanımış. Sanal ilk adımı atmış olan bir sürü insan var. Doğru. Yani, ki gerçek de değil o. Yani biz şöyle diyelim. O bahsettiğimiz tabii yapay zekadan daha çok aslında sanal gerçeklik. Fotoğrafların hepsiyle oynanmış mı? Oynanmış. Aslında robotlaştırıyorsunuz. Mükemmele yakın fotoğraf manevrası oluyor orada. Ve insanlar diyor ki ben buyum. Onu seyreden insanlar diyor ki ya senin zaten gerçek halini hiç merak etmiyorum. Ben bu halinle yetiniyorum. Birçok buradan ilişki kuruluyor. İnsanlar buradan böyle sohbet ediyorlar. Mesela bir soru soruyor. Ya diyor ki Matisse tablosunu biliyor musun? Diyor. Adam o sırada Google'dan geliyor. Bilmez miyim diyor. Şöyle ressamdır böyle. Ya normalde o saate kadar bildiği ettiği yok. Diyor ki falanca arabayı biliyor musun? Bilmez miyim diyor. 3 dakika içinde cevap veriyor. Hepsi bunların sanal. Mesela şeyden yani diyor duyguları. Duyguların sen zaten Facebook'ta ya da Twitter'da ya da Instagram'da sen emojilerle aslında ele veriyorsun. Diyorsun ki neden hoşlanırım? Neden hoşlanmam? Genelde bu insan hangi renklerden hoşlanır? Hangisinden hoşlanmaz? Şimdi eğer bugün bize seveceğimiz bir otomobil ya da bir elbiseyi satabiliyorlarsa bunu bilerek yarın bir sanal karakteri de beğenmemizi sağlayacaklar. Doğru. Evet. Doğru. Yani bu gayet o bizim beğenilerimiz. Eğer siz beğenilerinizi açık edecek, her yerde paylaşacağınız bir ortamları kullanmaya açıksanız buna da açık hale geleceksiniz önümüzdeki dönemde. Tabii. Ama zaten biz diyoruz ya, biz belli yaşın üstündeki kuşak buradaki duyguları, hani demin söylediğin hakikaten ne hakikaten? Yani senin için normal olan ne? O çocuk için normal olan ne? Bizim normal düzeyimiz, beklentimiz ne? Bir yeni tanıştığın birine hemen çok özel bilgilerini verir misin? Ama hemen en yakın arkadaşlarını filan söylüyorsun. Evet. Hemen fotoğraflarını, yüz bilgilerini, nereye gittiğini, en sık nerelerde yemek yediğini, yemek fotoğrafı derken nerede yemek yediğini söylüyorsun, konum bilgisi veriyorsun. Hiç çocuk sahibi olmamış insanlara bir, değil mi, çocuğa bakma güzelliği yaşatacaksa yapay zeka neden olmasın mesela? Bir de bu taraftan bakalım. Hatta niye çocuğa kadar gidiyoruz? Hiç evcil hayvanın normal hallerine hoşlanmayan ama bir evcil hayvan deneyimi nasıl oluyor diye bakan bir insan mı acaba daha iyidir robot olan? Yoksa affedersiniz sokaktaki ya da herhangi bir yerdeki yavru köpeği alıp sonra sıkılıp sokağa bırakan mı? Hangisi daha iyi? Tabii ki birincisi daha iyi. Tabii ki. Değil mi yani bu? Siz aslında reklamdan önce biraz böyle o konuya girmiştiniz ama şey, reklam arasında seyircimizin sorusuyla daha bir anlam kazandı. Onu da bir rica edeceğim. Şimdi bir filmde, Tom Cruise'un filmiydi, Azınlık Raporu'nda. Tabii. İşte kaçlar... Dehşet içinde seyrettim. Öyle mi? Tabii. Aman Allah'ımdır. Yani buraya doğru evet. Gidiyoruz. Evet, hakikaten enteresan bir filmdi. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam insanlar böyle bir eğlence merkezi gibi bir yerlere giriyor. Ondan sonra hayalinde ne olduğunu anlatıyor. Mesela oradaki böyle kadınlarla alem yapmak istiyordu ve gerçekten de artık şey, ne takıyorlarsa kafaya, böyle diyelim bir kask gibi bir şey takıyor neyse, ya da bir kapsül. Sanal gerçeklik yaratıyorlar orada. Ama adam bayağı yaşadığını tabii zannediyor doğru, bunu doğru. Falan. Yani mesela doğru. Bir gün buralara da gelecek doğru. Mi iş? Bence geldi bile. Yani nasıl geldi bile? Yani 2000 yılında ben Davos'ta bu Dünya Ekonomik Forum toplantısına gittiğimde bir şirket sanal gerçeklik yaratmıştı. Gözlüğü takıyorsunuz şöyle. Elinizde de eldivenler var. Bir şehrin sokağı. İstediğiniz şehrin sokağında dolaşabiliyorsunuz. Londra, Tokyo, Paris vesaire. Ya resmen duvarları hissediyorsunuz. Ben de tabii hınzır olduğum için sordum. Dedim bunun ileri versiyonları var mı? Tabii üstüne çalışıyoruz dedi adam. Fakat bunlar tabii başka hukuki sorunlar da çıkaracak. Mesela ben diyor ki Modena'daki
Massimo Bottura'nın 3 yıldızlı Michelin restoranında karşımda Jennifer Lopez'le oturmak istiyorum. Ya Jennifer Lopez diyebilir kardeşim, beni niye alet ediyorsun abuk subuk hayallerini? Ben istemiyorum beni kullanmak. Ama bazı ünlüler bunu telif hakkıyla, tabii, evet benim sanal gerçekliğimi ona veya robot görüntümü kullanabilirsiniz gerçeğe yakın olan. Benimle yemek yesin, her türlü haltıda yesin bilmem ne vesaire. Şimdi bu tabii dediğin gibi hukukun çok başka boyutlara gitmesine sebep olacak. Mesela bir yeni bir arabayı denemek isteyen olur. Fakat yeni arabayı sanal gerçeklikte denerken yapay zeka ile bunun kopya yazılımını üretip o parayı vermeden daha ucuza da. Nasıl bir hani şeyler vardı ya, İstanbul ona plakçılar çarşısında bir şeyi çıkardı. Hani legali çıkardı, bir illegali çıkardı. Çoğaltılarak gidecek. Biz sonra öğrendik ki o hani illegal plak ve CD'lerin çoğunda zaten legal şirketler basıyormuş vesaire falan filan. Yani o yüzden bunlar olacak yani. Ve bunlarla alakalı karışan insanlar, yani gerçekte var olan insanlar, ya beni karıştırmayın diyecek, istemiyorum. Ya da beni karıştırın ama bana, ben bundan para kazanmak istiyorum. Dolayısıyla bu sosyal medya fenomeni dediğimiz isimler bugün nasıl çoğalıyorsa, o zamanlarda da bu sosyal medya fenomenlerinin ya da artistlerin, şarkıcıların vesairenin bu yolla da para kazandığını göreceğiz. Yani milyonlarca şey olacak, yazılım çoğaltılacak. Peki mesela günün birinde iş Matrix'e kadar gider mi? Yani diyelim ki işte sen çok zenginsin falan, bir acayip bir hayat hayal ediyorsun. Ondan sonra işte mavi hapı yuttun yutmadın hikayesi gibi. Evet. Ondan sonra diyorsun ki ben işte şu şehirde şu şekilde yaşayan, hayatını şöyle idame ettiren, şöyle arkadaşları olan, böyle sevgilisi olan, şöyle arabaya binen falan filan, hayalinde ne varsa, evet, bunu yaşattığın bir şey, beni de uyutun arkadaş. Bu kaskı da kafama takın, ben bir böyle 15 sene böyle gideyim falan gibi. Çok insan yapıyor mesela, güzel bir ya da gelecekte gibi, bir tabii, hapishane böyle olabilir mi? Böyle olabilir mi? Evet. Aa, olabilir. Tabii. Yani bir hapishanenin içindesiniz ama duygusal olarak sizi iyi yönde eğitmek için böyle bir senaryolu filmler izletiyorlar. Veyahut önce da kamu spotu gibi mesela. Nasıl tersini yapıyorlar. VR görüntüler izler. Öyle bir ceza mesela veriyorlar ki sanal gerçeklikte sürekli acı çektiriyorlar size. Tabii. Aslında normalde evinizin içindesiniz. Evet. Fakat prangalara bağlanmış gibi kafayı bir şey geçiyorlar. Siz kendinizi mahpushanede zannediyorsunuz. Böyle bir şey de olabilir yani. Yani bunların eninde sonunda her şey ekonomiye doğru gidiyor. Çünkü bu bir şekilde bir para kazanma ve değer yaratmanın aracı olacak. Yoksa insanlar bunu Hilal Ahmer aşkına, değil mi, yapmıyor yani. Bütün bunları konuştuğumuz yer, üstadın dediği gibi, bugün tartışmanın sebebi Endüstri 4.0. Nesnelerin interneti. 5G. Mesela 5G nedir? Biz bugün 4.5G'yi kullanıyoruz. İşte 3G'den hallice. Şimdi 5G'yi anlat. Çin'deydim ya. Şimdi anlatın diyorum 5G'yi. Bir anlatıyorlar. Ya diyorum, siz de bilmiyorsunuz. İtiraf ettiler sonunda. Öyle bir derya ki biz de bilmiyoruz ya. O kadar hızlı olacak ki şeyler. 2000 fotoğraf indirecekmiş. Şimdi bunlar ne demek? Sanal gerçekliği sürekli olarak gerçeğe doğru yaklaştıran. Bir de augmented reality diye bir şey. Gerçeği büyüten. Normalde olan bir şeyi yüzünüze daha büyük bir şekilde, daha çarpıcı bir şekilde gösteren tuhaf bir şey bu. Ya da sizin şimdi robotların en çok kullanıldığı yerlerden bir tanesi bir kaza oldu. Ve insanın giremeyeceği yerler var. Evet. O insanın giremeyeceği yerlerde operasyonları yapacak birileri var. Evet. Şu anda Japonya'nın mesela en çok kullanılan şeylerden bir tanesi, o nükleer kaza olduğu zaman oluşan bölgeye hiç kimse, zaten ilk girenler öldüler ve ondan sonra daha çok şimdi robotlar kullanılmaya başladı bu tür yerler için. Başka En çok geliştirilen yerlerden bir tanesi de bu. Aslında insanın yapamayacağı zorlukta yerler için inanılmaz bir ufuk açacak. İşleri de yapmasını sağlayacak. Tabii, tersinde insanların aslında lüzumsuz vakit ve enerji harcadığı şeyleri de insanın yerine yapacak güzellikler de yaratacak. Yani sizin daha fazla kendinize ait katma değer geliştireceğiniz ve değer yaratabileceğiniz şeylere yönlenmenizi sağlayacak. Ama bunun için bunu ne sağlar? Bunu yapmak için insanınızı iyi eğitmek zorundasınız. Hem geleceğe ilişkin meslekleri doğru tahmin edip eğitim sistemini buna göre değiştirmek ve baştan sona aslında değişen paradigmalara göre yepyeni bir eğitim sistemini planlamak ve kurgulamak zorundasınız. Tabii. Ama bunun içerisinde çocukları sadece artık karşılıklı ben ne söylersem onu doğru kabul edeceksin değil. Tabii. Birlikte keşfedeceğin ve birlikte öğreneceğin. Çünkü bakın, hangi öğretmen
sizin çocuğunuzdan daha hızlı öğrenebilir bir cihazı. Mümkün değil. O cihazı öğretmenlerin artık çocuklarla birlikte öğrenmesi, keşfetmesi, kendi deneyimlerini ve edindiğimiz insani değerleri aktarmak gibi sorumluluğumuz var. Siz şunu nasıl... Didaktif eğitim yok olacak. Peki siz şunu nasıl açıklıyorsunuz? Bu yeni neslin böyle resmen bir çiple sanki doğuyorlarmış, biliyorlarmış falan gibi, o böyle küçücük parmaklarla tık 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 çok çabuk öğrenmesini... Onlara uygun üretiliyor zaten. Evet. Yani o üzerinde çok çalışılıyor. Nasıl ki yani bir robot bir zeka var onda. Ona nasıl tecrübeler yüklüyorsunuz? Bizim çocuklarda daha doğuştan bizim işte genden gene geçen birçok binlerce yılın tecrübesiyle ortaya çıkıyorlar değil mi? Artık bunu genetik bilimi anlatmış zaten ya. Bu refleksler öyle. Bütün bu aletler de onların baş parmaklarına, parmaklarına uygun yapılıyor. Bazen ben zorlanıyorum çünkü ben baş parmak ve ayak baş parmağı çocuğu değilim. Ama onlar şimdi verdiğinizde ya mesela bir PlayStation oynuyor çocukla başa çıkmak falan mümkün değil. Yani ben biz zaten şey kabul ediyoruz ya, yaş olarak ben ondan daha deneyimliyim. Daha hızlı öğrenirim değil tabii, artık. O tabii, onlar. Tabii. Onun onlar içinde değil. Doğdukları şeyi hata yapmadan yapmaktan korkmadıkları için rahatlıkla hızlı öğrenebiliyorlar. Bu çocuğunuzun çok zeki olduğu anlamına gelmiyor bu aletleri çok hızlı kullandığı için. Hı. El ve becerileri geliştirmek için de kullanabilirsiniz. Ama en önemlisi şu. Siz çocuğunuza zamanını harcadığı için kızıyor olabilirsiniz ama siz zamanınızı doğru harcıyor musunuz? Tabii. Aileler armut dibine boşuna düşmüyor. Eğer yıllar önce bir programa katılmıştım. Sabahın geç saatlerine kadar uzamıştı program. Bir anne programa katılıp dedi ki çocuğum işte bilgisayar karşısında oyun oynuyor saatlerce. Şimdi okul dönemi yeni başladı. Herkes diyor ki çocuğuma nasıl bıraktıracağım? Eğer siz televizyon izlemeyi belli saatlere arasını alıp çocuğunuzla en kaliteli zamanı ayırmıyorsanız, çocuk da en kaliteli zamanını oralara vermeye hakkı var. Çünkü siz zamanında onun önüne rüşvet diye koyduysanız o susmak için, susturmak yaptık, için. Hepimiz yaptık. O zaman bunun sonuçlarını... Yemek yesin diye yaptık. Enteresan bir şey. Uslu dursun diye yaptık. İşte bunun için hep kestirmeden gidişin bir bedeli var. Şimdi hesabı ödüyorsunuz. Kerem Alkin. Herkes gibi aslında. Bugün sevgili Kerem Hoca'ya da kardeşim, buradan selam veriyorum. Evet. Benim gerçekten hocam, biliyor musunuz Kerem Hoca? İyi bir şey. Kerem insani değerleri çok yüksek bir insan ve şöyle bir yazı kaleme almış bugün. Diyor ki iktisat antimekanik, insana dayalı bir bilim dalıdır diyor. Şimdi ben karşı çıkıyorum buna. Fakat aslında söylediği şey şu. Bugün orta vadeli plan açıklandı. Merak etme, çok az bahsedeceğim. Saniyelerle bahsedeceğim. Ve diyor ki ya diyor bir vergi paketi açıklanıyor ama bunun tasarruflar olan etkisi bilinmiyor mu acaba diyor. Güzel bir eleştiri. Ben onu anlıyorum. Fakat ben Kerem'e katılmıyorum. Çünkü iktisat önümüzdeki 20 yıl içerisinde yapay zeka ile yönetilen bir şey haline gelecek. İktisat. Tabii. Çok ne? Neden? Borsalar. Şimdi o zaman iktisatçılar da, ekonomistler de işsiz kalıyor. Ben o yüzden borsalar zaten müziğe ve yazarlığa verdim kendimi. Bakın mesela Aşkın kitabını yazıyorum. Geçen Olaylarla Türkiye Ekonomisi diye bir kitap yazdık. Yalın Alpay'la beraber. Sağ olsun onunla buradan selam. En iyi iş kitabı seçildi. Çünkü duygulara daha fazla dokunmaya başladım. İktisat doğrudur. Antimekaniktir. Ama insan, iktisadın içinde insan karakteri varken öyledir. Şimdi vergiler aynı gelir seviyesinde daha fazla vergi koyduğunuz zaman bir sonraki milli gelire düşeceğiniz aslında teknik bir gerçektir. Bu teknik gerçeğe rağmen insani faktörleri göz önüne alarak birçok devlet buna direnmektedir. Daha fazla vergi toplayayım, daha fazla vergi toplayayım diye. Sonra da sorarlar birkaç sene sonra ya bu milli gelir niye düştü, niye geriledi? Şimdi bir makineye sorulduğu zaman makine otomatik cevap verecek. Şöyle diyecek. O zaman tabii mekanik sesi söylemeyecek. Hani aynı gelir seviyesinde daha fazla vergi toplarsınız, milli gelir düşer. Ha öyleymiş, o zaman başka bir şey yapalım. Şimdi insan olduğunuz zaman anlatamıyorsunuz. Ama makine direkt olarak buna karar verecek. Dolayısıyla birçok hata, yani insan hatasından ya da yargılama hatasından, yargı hatasından ortaya çıkan bütün faktörler yok olacak. Çünkü ortada veri var. Geçmiş tecrübeler var. Geleceğin nasıl olacağını da aşağı yukarı bir fikir var. İktisat politikasının yanlış çıkmasına imkan kalmayacak ki o zaman. O zaman Murat Erçelebi'nin sorusunu tam yeri gelmişken sorayım. Ülke yönetiminde yapay zeka yer alacak mı? %100. Çünkü bazı bugün yani bizim çok böyle öve öve bitiremediğimiz bakanlıklar ya da devlet kademeleri dünyanın her yerinde yapay zeka ile yönetilmeye başlıyor. Gerek yok ki zaten. Mesela
yanlış anlaşılmasın. Mesela bugün itibariyle Maliye Bakanları dünyada çok önemli insanlar. İşte kimisi artık Cumhurbaşkanı falan seviyesine çıkıyor Almanya'da falan filan. Ya 20-30 yıl sonra Maliye Bakanlığı, Maliye Bakanı'nın artificial intelligence, yapay zeka ile yönetileceğini düşünüyorum. Çünkü gerek yok, gerek kalmayacak. Aslında siz insani hedeflerinizi tabii koyuyorsunuz. Eğitim sistemi de öyle değil mi aslında? Tabii. Biz nasıl insan yetiştirmek istediğimizle ilgili. Hı. Ya da ekonomiyle ilgili sizin tercihiniz ne? Sosyal şeyleri tabii daha mı çok arttıralım yoksa diğerlerini mi arttıralım? Bugün borsaları yöneten yapay zekadan başka ne olabilir tabii ki? Hızlı alım kararını veren bugün makineler anında onları koşturabiliyorsunuz. Zaten %40 makine karar veriyor. Ve algoritma yükleniyor. Aynen. %60'ını insanlar yapıyor. %40'ını makineler kendi kendine karar veriyor. Bir arkadaşım dedi ki ya kalpten gidiyordum az da. Makineye yükledim diyor algoritmayı. Ama sene sonunda mutlaka kazançlı çıkıyorum diyor. Enteresan bir şey. Ama diyor sen bir de arada bana sor diyor. Sonunda haklı çıkıyor makine. Çünkü ajansları takip ediyor. Ne demiş makineye dünyada sen şey yap demiş. Takip et demiş. Şöyle şöyle olsa geçmiş, parayı ver al demiş. Yok şu bütün geçmiş dataları topluyorlar. Ve belli bir refleks veriyor. Şu zamanda şöyle yapacaksın böyle. Böyle yapacaksın bak bu zamanda. Tanımlanıyor yani. Tanımlanıyor yani. Algoritma yüklendikten sonra makine başlıyor işlem yapmaya. Sen sürekli takip edemeyeceği için dünya borsalarının mesela işte şu an Japonya açıldı, tabii, bu an bilmem ne açıldı. Aynen. Veya dünyanın bir tarafında deprem oldu, öbür tarafında darbe oldu, öbür tarafında başka bir şey oldu. Şimdi bunlara göre her birini takip edip bir insanın karar verme mekanizmaları gelişmediği için bu kadar hızlı. Bunların hızlı anında olduğu zaman şu tepkileri vereceksin diye eğer tanımları girdikten sonra hemen satın alma kararları vermeye başlıyor. Peki şunu soracağım. Şimdi biz artık şunu biliyoruz ki özellikle söz konusu teknoloji ise işte internette yani hackerları falan da konuştuğumuzda ülke sınırları diye bir şey yok. Yani sanal alem aslında sınırları olmayan dünyanın bir ucundan bir ucuna insanların rahatlıkla yetişebildiği bir şey. Boş yere tepişiyoruz. Dolayısıyla şimdi yapay zekada da liderlik çok önemli. Çünkü belki yapay zekada bu teknolojiyi elinde tutan kim dünyanın bir başka noktasını da hakimiyetine götürecek. Harika bir yere geldiniz Pelin Hanım. Bu zaten programın güzelliği ortaya çıktı. Kim lider, kimi işi götürüyor? Kimliktir önemli olan. Bakın demin güzel bir soru sordum. Vicdanı olmayan insan mı istersiniz? Yani vicdansız insan mı, vicdanı olmayan robot mu? Şimdi lider artık kimliğiyle ortaya çıkacak. Hı. Yani kendi özellikleriyle ortaya çıkacak. Ha ileride yapay zekadan lider olur mu? Oh yani tartışırız daha iyi. 100-200 yılın meselesi ama sonunda olur. Niye olmasın ya? Yani nasıl ki biz diyoruz ki sohbet edeceğim bir insan istiyorum ben. Ondan sonra ya arkadaşlardan haz etmiyorum. Bana her şeyi her alttan anlayan bir adam lazım. Karşıma oturun ve sabahtan akşam onunla sohbet edeyim diyorsanız ileride bazı uluslar, küçük uluslar ondan sonra yapay zekalı yönetilmeyi tercih edebilirler. Niye? Çünkü işin içine insan faktörü girdiği zaman tuhaf işler oluyor. Mesela neden futbol bugün güzel? Yani, 11'erden futbol mesela maçı oluyor. Sonunda ne olacağını bir türlü bilmiyorsunuz. Hı-hı. İyi bir takımı gayet iyi organize olmuş. Ama kötü oyuncular, kötü demeyeyim de vasat oyunculardan kurulu bir takım, takım olmayı başardığı için yenebiliyor. Evet. Şimdi aynı özellikleri robotlara yükleyin, her zaman iyi takım yenecek. Bir kesinlikle de hakem, yani acaba robot hakem mi olacak bundan sonraki şey? Yani tabii görüntülü şimdi karar verme başladı ya. Tabii. Başlayacak işte Türkiye'de. Ya orada da şunu şimdi söylüyorum. Şimdi onun peki ucunu sonu acaba hiçbir şeyi olmayan, daha önceden bir takım tutmamış, tabii, şey yapmamış, tamamen objektif bakacağına inandığımız bir robot mu karar verecek? İşte bunun aslında biz ama aslında futbolun da bir yani güzelliği demeyeyim ama biz şunu kaybediyoruz. Hani hakim olmasa da yani biz biraz insana, insanın güvenini kaybettiği yerde biz robota bir hakemlik versek ne çıkar? En önemli şeyi kaybettiğimizi görmezden gelip hep kazanmayı sadece düşünen bir zihniyete tabii büründüğümüzü unutuyoruz ya, futbol burada. Futbol Manager yani diye bir oyun vardı, hatırlıyor evet, musun üstad? Evet. Bütün futbolcuların özelliklerini yüklüyorduk. Evet. Maç oynanmıyordu ya. O birkaç dakika içerisinde maçın sonucunu veriyordu size. O ne? İşte tuhaf ama millet diyordu bak seni yendim falan diye. Futbol Manager oyununda işte bilmem ne kazandı tabii, işte şu takım ama kazandı. Ama daha gelişmiş versiyonlar şimdi maçı da oynatıyor size bilmem ne falan filan vesaire. Ama bakın üstadın dediği şey şu, neyi tercih ediyoruz yani? Diyor ki işte robot hakem olsun. Ya robot hakem olsun da zaten hakemin yanlış yapması da güzel bir şey. Zaten insani faktör bu. Ha bilerek yapıp yapmadığına girmiyorum. Bu mesela ben biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu'nda 3 yıl genel sekreterlik yaptım. Allah başka acı keder vermesin ama yani şimdi orada sürekli hakemlere şunu söylüyor. Pozisyonu uzaksan koşma kardeşim. Çünkü koştuğunuz zaman sürekli olarak görüntü ne oluyor? Titriyor.
Sen orada yanlışlıkla penaltı. Uzaksan hemen dur diyor. Hı. Şimdi bunu robota yüklesen yapacak. Şimdi ama insani faktör telefon... Allah'ım uzak kaldım diye koşuyor. Ya kardeşim koşma. Olduğun yerde dur, pozisyonu net gör. Koştuğun otomatik sabitleme ne... sistemi var doğru, telefonlarda doğru. Mesela değil mi? Ha, belki. Fotoğraf çekerken el titrese bile fotoğraf net çıkıyor. Bravo. Robot hakeme gelene kadar belki hakemlere o tip gözlükler yani onların muhakemelerini güçlendirecek alet ve edevat takılacağına inanıyorum ben. Çünkü beyni güçlendirmek için çip takılacak. İşte yani, yeterince gibi. Güvensizseniz bunları yani, yapmaya devam edeceksiniz. Yani bunların da sonu gelmeyecek. İnsanın güvensizliğinin işareti sadece bunlar. Ama bir tarafı dediniz ya hangi ülke kazanacak? Ha. Yani mesela Amerika mı çok bu işe para yatırıyor? Şimdi bakın ben de hocam gibi Çin'e de gittim. Çin'de bakıyorsunuz mühendislik olarak Amerikan şirketlerinin hiç geri kalmayacak müthiş cihazlar ürettiklerini görüyoruz. Doğru. Ama biz cihazın arkasında cihazlar, bizim gördüğümüz cihazlar, dünyadaki bütün otomobiller ya da üretilen, somut üretilen her şey buzdağının üstü. Doğru. Buzdağının altı var. Buzdağının altında bir, sizin neyi beğendiğinizi toplayanlar ve neyi beğeneceğinizi yaratanlar var. Bir, neyi beğendiniz, ne yaratıyor? Hollywood endüstrisi. İhtiyacı önce yaratmanız lazım. Doğru. Sizin hayal diye satabileceğiniz, hayal dünyasını insanların oluşturacak, en entelektüelinden diğerine kadar uzanacak bir sistem var. Bu sistem içerisinde siz insanların en çok etkileyen televizyondan, geniş piramidin üstüne kadar kitap okuruna ya da bir plastik sanatlara kadar herkesi etkileyecek bir acaba derinliğe sahip bir ülke misiniz? Bunların her birinden veri topluyor musunuz? Bir, bu verilerin kendisinin değerli olduğunu düşünen şirketlerinizin sayısı nedir? Acaba sizin bir en çok veri toplayan şirketinizi yurt dışından bir şirket satın aldığı için bu iş başarılı mıdır? Yatırım girişimci açısından başarılı olabilir. Ama ülke için başarı mıdır bu? Tabii. Big data'ya ülke, doğru uzanan yolu tarif ediyorsunuz. Senin datalarının bu kadar kolayca her yer tarafından kullanılmasını rahatlıkla sadece onu korumaya çalışmak da artık yeterli değil. Kapılarını da kapatamazsın. Doğru. Ne yapacaksın? İşte bütün yani benim de özellikle son birkaç yıldır üzerinde durduğum girişimcilik konusu bu yüzden çok değerli. Hı hı. Dünyanın her yerinde girişimciler artık kendisine çekecek bir plan sunuyor ülkeler. O girişimciler işte yapay zeka üzerine yeni şeyler geliştirmek için bizim o konuda yeni söylemlere ihtiyacımız olması lazım. Türkiye'de Estonya devleti gelip Türkiye'de bir organizasyon yapıyor. Türkiye'deki girişimcileri etkilemek için. Bizim bunları çok güzel, desteklememiz çok güzel lazım. Yani. İnsan dediğiniz yaratık açgözlü ve yetinli. Evet tamahkar. Yani şöyle diyeyim size. Bütün bunlar şunu gösteriyor ki biz önümüzdeki 100-200 yıl yine insanı merkeze koyan ama yapay zekanın insanı hayatını kolaylaştırdığı bir süreçten geçeceğiz. Ha, yöneticiler olacaktır yapay zeka vesaire ama sonunda mal ve hizmeti insana satacağız. Hmm. Daha o bahsedilen yani robot da insan olur da insan gibi olur o da bir mal satın almak ister mi? Oraya daha var. Olabilir. Ama en azından egosu olmayacak yöneticiler aynen, gibi. Aynen öyle yani... İşte aza tamah edecek, çoktan olmayacak ve onlar insan da öyle bir şey. Adam Smith bile iktisadı ortaya çıkaran insan biliyorsunuz. O bile demiş ki ya bu insan dediğin mahlukat açgözlü. Bir şeyle yetinmiyor. Komşunun tavuğu komşuya hep kaz gözüküyor. Dolayısıyla komşuda görünü kıskanıyorsunuz, onu satın almaya çalışıyorsunuz. İnsan odaklı gidecek yine. Hmm. Yani robot odaklı yapay zeka gitmeyecek. Biz yapay zekayı şirketler olarak baktığınızda bütün dünyada insanın cebindeki parayı en kolay şekilde nasıl çıkaracağız ona bakmak için uğraşacağız. Evet. Yani o yüzden yani yapay zeka daha uzun bir süre, daha uzunca bir süre mal ve hizmet üretiminin, çözümlerin üretiminin, satılmasının, buradan para kazanılmasının, şirketlerin büyümesinin bir enstrüman olarak devam edecek. Ve görünen o ki aslında koştura koştura dünya yani gidiyor bu alanda ilerleyecek. Hani geride kalmamamız gerekiyor. Ama hani... Çok da tatlı, evet yani çok kolaylaştıran tarafları var ama hani çok tatsız tarafları da var sanki diyorum ben. Ama evet. Siz seviyorsunuz. Evet, teşekkür ediyorum. Bu işin içinde olmayı seviyorum. Bunu merak ediyorum. Öğrenmeye de devam ediyorum. Birçok yaşta girişimciden öğrenmeye devam ediyorum. Hepimiz öğrenelim, hepimiz anlayalım ki evet neler olup bittiğiyle ilgili fikrimiz olmazsa yarıştan geri kalırız. Korkunun eceli faydası yok. Hiçbir o yüzden şekilde. Öğrenmekten teşekkür başka çaremiz yok. Doğru. Timur Sırt, Emre Alkin.
Sağ olunuz geldiğiniz için, anlattığınız için. Ve sevgili seyirciler, sizlere de teşekkür ederiz. Bizleri izlediğiniz için gelecek hafta yine çarşamba gecesi bu ekranda olacağız. Ebru Yücel'le gündem ötesini hazırlıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. İyi geceler. Geçmişler olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Gündem ötesine başlıyoruz.